Ben Furkan Çırakoğlu, siz de Sinerji Bilgisayar YouTube kanalındasınız. Bu videoda incelediğimiz her şeyi size hediye ediyoruz. 2 adet AOC Gaming monitör ve 2 adet de AOC'nin monitör standını, monitör kolunu size bu videoda hediye edeceğiz. Kazanmak için bu videonun mutlaka ve mutlaka tamamını izleyin. Bildiğiniz üzere AOC Gaming monitörler çok iyi işler çıkartıyor. Hatta bunu kendi yaptığı işler değil, satışları da anlayabiliyoruz. Hatta bildiğim kadarıyla en çok satılan 144 Hz monitörün markası da AOC. Şu anda piyasada bilinen birçok markaya da AOC kendi fabrikasında hizmet veriyor, monitör üretiyor. Bir önceki AOC monitör incelemesinde de çok güzel bir kampanya yapmıştık. Onda yoğun bir ilgi vardı. Hatta bu monitör videosunu ben yakın zamanda tekrardan bir baktım bu inceleme ürünlere geldiği zaman. Yorumlarında nasıl yorumlar var, kimler ne istemiş, bunlara tekrardan bakmak için gözümden kaçan bir şey varsa diye. Şu dikkatimi çekti benim. Herkes demiş ki abi işte monitör kampanyasını kaçırdık biz. İşte çok güzel bir monitördü ama işte biraz daha fiyata uygun olsa olur mu? Tekrardan bir kampanya yapın. Bu minvalde bu tarzda birçok yorum tekrardan gelmişti yakın zamanda özellikle. Ben de bu videonun incelemesine özel tekrardan AOC Beyciğimle konuştum ve size çok efsane bir kampanya yaptık. Kampanya ile ilgili detaylı bilgiler hemen açıklama kısmında var. Eğer bu videodan önce direkt bir monitör satın almak istiyorsanız mutlaka bu kampanya sayfasını ziyaret edin. Sakın bu videonun güzel haberinin sadece yaptığımız efsane kampanya olduğunu zannetmeyin. Videonun devamında çekilişle ilgili bilgiler de gelecek. Bu videoda asıl inceleme masamızın konu AOC'nin monitör kolları. Şimdi bu monitör kol dediğin zaman birçoğunuzun aklına sadece ofislerde kullanılan bu bilgisayar monitörünü havalı şekilde yukarıda, aşağıda, sağa sola rahatça konumlandırabildiğiniz güzel aletler olduğunu zannetmeyin. Yani tek işleri bu monitörü havada tutmak değil aslında. İki farklı model var. Birinin başlangıcı AD, diğerinin başlangıcı AC ile başlıyor. Birçoğunuzun muhtemelen bu karışık model kodları kafasını karıştırıyor olabilir. Zaten sayfasına girdiğiniz zaman direkt anlayacağınız şekilde AD, yani ARM Dual diye tahmin ediyorum ben. Çift kollu olan AC, ARM Single olduğunu tahmin ettiğimde tek kolu olan model. Anlayacağınız gibi çift kolu olan AD ile başlıyor, tek kolu olan AC ile başlıyor. Monitör kolunun özelliklerine girmeden önce neden bir monitör kolu satın almanız gerekiyor? Buna ufaktan bir değineceğim. Çünkü bu monitör kolu sizin bildiğinizin aksine çok daha önemli, çok daha elzem bir şey. Sebebi çok basit. Eğer bilgisayar başında uzun saatler vakit geçiriyorsanız kesinlikle bir monitör standı almanız gerekiyor. Daha böyle kısa basitçe anlatırsam monitör koluna vereceğiniz 300 lira, 400 lira, 500 lira, hatta bu monitör standı bizde çok özel bir fiyatta, burada hani 300 lira civarına satılıyor. Monitör koluna vereceğiniz 300 lira gelecekte omurganızda oluşacak bir hasarın kesinlikle direkt önüne geçiyor. Hem ofiste hem de evde ben bilgisayar kullanıyorum. Ofisteki bilgisayarı profesyonel amaçlarla, evdeki bilgisayarı da tabii ki de arkadaşlarımla birlikte vakit geçirmek, boş zamanlarımda oyun oynamak için kullanıyorum. Anlayacağınız gibi ofiste bilgisayar başına otur, akşam eve gel bilgisayarın başına otur. Şöyle omurganda zamanla bir eğrilik oluyor. Ama bunun sebebi ne? Monitörün yanlış konumlandırması. Hele bir de benim gibi 2 metre boyutundaysanız bu monitörün aşağıda kalması kesinlikle sizin için belli bir yerden sonra zulüm oluyor. Marka model fark etmek, sizin monitör sizin için doğru açıda olması hem daha rahat hem de daha sağlıklı. Çünkü sizin bu monitöre baktığınızda şöyle aşağıda durmanız kesinlikle şu omurganıza uzun zamanlarda, yani uzun zamandan kastım 1-2 yılda sonunda bile kesinlikle etki ediyor. Kendisini hissettiriyor. Özellikle şöyle bir kalktığınızda beliniz bile kütlüyor. Tabii ilk başlarda ben bunu kendim ucuza kapatmak için ve bunu kesin bir şekilde söylüyorum, ucuza kapatmak için 150 liraya bir tane dandik diye tabir edebileceğimiz fakat metalden dökme, demirden bir olan bir monitör standı satın aldım. Şimdi kafamdaki şey şu. Ya bu masadan yüksekliği 30 santim. Şimdi ben bunu giderim, masaya koyarım, üzerine bir de monitörü koyarım, şöyle yukarıda tutarım. Bu durumda ne olacak? İşte her türlü ben bunu kendime göre konumlandırıp ucuza çözmüş olurum. Yani 400-500 lira niye ona para vereyim? Kiriz miyim ben? İnanın o monitör kolundaki birçok şeyi ben hesap etmediğim için ve o da çok kısıtlı bir açıda olduğu için ve malzeme olarak çok dandik bir şey olduğu için böyle bir iki kullanımdan sonra kafası düşmeye başladı. Şimdi o arkasındaki şeyi tornavidayla sıkıyorum. Zamanla o da çok ucuz bir şeyden olduğu için vida başı da yamuluyor. Sıkıyorum, kafa yamuluyor. Sıkıyorum, kafa yamuluyor. En sonunda ne başını, o vidanın başına sıkabilir hale geldim ne de o kafasını dik tutabilir hale geldim. Yani anlayacağınız o 150 lira benim için çöp oldu. İnanın hatta o kadar dandikli ki 30 santim yüksekliğinde diyorum ya, masadan monitör en fazla böyle bir kitap boyutunda falan yükselmiş oluyordu. Gidip de ben o monitör standına, monitör koluna 150 lira vereceğimi
kalın, büyük bir tane roman alsaydım hem gözümün önünde bir kitap olurdu. Arada sırada böyle canım sıkıldığında, hani bu arada sırada 1-2 saatin sonunda oluyor. Alırım, bu kitabı okurum, bilgilenmiş, kültürlenmiş olurum. Hem de 150 liram cebimde kalırdı. Şimdi böyle şeyleri yaşadıktan sonra iyi kalite bir markanın ürünü ne kadar önemli, ne kadar elzem olduğunu, ona verilen 150 liranın ne kadar uzun ömürlü size işinize yarayacağının farkına varıyorsunuz. Eğer ben şu anki aklımda o zamana gitseydim kesinlikle kendime şunu derdim. Furkan, biraz daha bekle, 150 lira koy, kesinlikle git AOC'den al. Burada iyi ve bilindik markadan almanın şöyle size bir avantajı var. Ekstra gelecekte bir sorun olursa, bu başında yamulma, sağına sonunda yamulma gibi şeyler olursa, markalar genelde böyle şeyin arkasında kesinlikle duruyor. Markaya gönderiyorsunuz, garantisine gönderiyorsunuz, size bunun karşılığında bir çözüm öğretiyorlar. Monitörün kutusunun içerisinden kurulum kısasında kullanacağınız en ufak vidadan alyana kadar bütün gereçler bulunuyor. Yani siz monitörü satın alırken ekstra yok, matkap mı alsam, şunu bunu mu alsam, buraya mı dersem, hiçbir şey gereğiniz yok. Sadece sağlam bir masanın arkasına tutturuyorsunuz, kurulumları yapıyorsunuz. Bunun içine kutunun içerisinden bir kılavuz çıkıyor. Buna uyarak birebir yaptıktan sonra çok rahat şekilde 3-5 dakikada kurulumu yapıyorsunuz. %100 ve 75'e 75 VESA ayaklarını, bu monitör arkasındaki kare kısım var. Oraya bakarsanız orada ya 75'e 75 standartında ya da %100 standartında. O vida deliklerine çok rahat bir şekilde bu monitör standartı direkt uyumlu. Ayrıca kablolama konusunda ben çok takık bir insanım. Masanın üzerine gereksiz bir kablo gözükmesini hiç istemem. Buna da çözüm olmak için AOC'nin monitör standartının bu kolunun üzerinde kablolar için kanallar var. Şimdi sıra geldi kampanya ve çekiliş kısmına. Eğer bir oyuncu monitörü satın alacaksan şu anda hiç çekilişi bekleme, açıklama kısmına gir ve oyuncu monitörünü satın al. Gerçekten çok iyi indirimler yapıldı. Buradaki indirimleri sakın kaçırma. Bu kampanya sadece sınırlı süre için geçerli. Buradaki kampanyadaki çekilişteki fiyatları kaçırmanızı asla istemem. Şuna güveniyor olabilirsiniz. Çekilişten ya bana çıkarsa ihtimali. Şimdi çekilişten ya bana çıkarsa ihtimaline güvenip de bir monitör satın almazsanız kesinlikle pişman olursunuz. Çünkü bu fiyatlara böyle güzel monitörü bulmanız çok zor. Ben bu kampanyadan almayayım, işte bir sonraki kampanyaya daha ucuzunu bulurum diye hüsrana uğramayın. Bu kampanyayı mutlaka kaçırmayın. Sen, ben bu çekilişe katılırım, monitörü alırım diye düşünen arkadaş, çekilişe bence bel bağlama. Çünkü elindeki parayla uygun fiyata bir monitör bulduysan direkt kaçırmadan al. Ya çekilişten sana monitör kolu çıkarsa, bir de bu ihtimali düşün. Yani hem monitör kolun olur hem de güzel bir uygun fiyata aldığın monitör olur. Kazan kazan. Çekilişe katılmak için bu kısmı mutlaka dinleyin. Yani burada can kulağıyla dinlemeniz gerekiyor. Burada çekilişin kampanya şartlarını size söylüyorum. Sizi çok fazla uğraştırmayacağım. Yok şuraya gir, yok buraya gir, yok Gleam EO'ya gir. Böyle şeylere uğraşmayı ben de sevmiyorum çünkü. Çekilişin temel şartı şu olacak. Bizleri takip edip yorum yapmak. Eğer ben ekstradan kendimi şansımı arttırayım diyorsan da diğer sosyal medya hesaplarımızı, bunların hepsi açıklama olacak, merak etme. Bunları takip edip şansını da arttırabilirsin. Çekilişe katılmak için geçerli olan şartları gelin birlikte adım adım yapalım. YouTube kanalımıza mutlaka abone olup bildirimleri açıyorsunuz. Daha sonra ben bu çekilişle ilgili olan görseli Sinerji Bilgisayar Instagram hesabından paylaştım. Bu görselin altına 3 tane arkadaşınızı etiketlemeniz gerekiyor. Daha sonra AOC Gaming Türkiye ve Sinerji Bilgisayar Facebook ve Instagram hesaplarınızı takip etmeniz gerekiyor. Şartların hepsi bu kadar. Bunları yerine getirdikten sonra çekilişe katılmış oluyorsunuz ve çekiliş 1 Eylül tarihinde son buluyor. 1 Eylül gününde çekilişi ben açıklıyorum. Eğer çekilişte şansınızı arttırmak istiyorsanız bize ait olan diğer sosyal medya hesaplarını da takip edebilirsiniz. Katılım için gerekli olan sayfa bağlantılarını açıklama kısmına bırakıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.